Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar şimdiden. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, Allah'ın selamı, bereketi, esenliği üzerinize olsun. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin. Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız. Bakara 154'te Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Sadakallahu l-Azim. Allah yolunda öldürüldüyse şehittir. Şehitler yaşarlar. Onlar hayattadırlar. Biz onları fark edemesek de Allah'ın nimetleri onlarla beraberdir. Bu yüzden İslam orduları, İslam askerleri azınlık da olsa hangi savaşa girdiyse Allah'ın hep yardımıyla galip gelmişler, muzaffer olmuşlardır. Allah tüm şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'na, Afrin'e kadar şehit düşmüş tüm şühedamızı rahmetle yad ediyoruz. 49 Hicri yılında, 669'da daha İstanbul önlerine İslam orduları geldi. Onlarla beraber sahabinin ileri gelenleri, yaşlıları geldi. Ebu Eyyub el-Ensari geldi. Ebu Şeybe el-Hudri geldi. 90 yaşına yakın bu zatlar askerle birlikte İstanbul'un fethine geldiler. Sebep neydi? Hedefi çizen Resulullah'tı. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyordu. Letuftahannel Konstantiniyyetu fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyçu zalikel ceyş. İstanbul Konstantiniyye'ydi o zaman adı. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte bu hedefe ulaşmak için İslam askerleri daha Resulullah'ın vefatından 30 sene, 40 sene geçer geçmez İstanbul önlerine kadar geldiler. Peygamberin bu müjdesine nail olmak için Sünen kitaplarında, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'nin tarihinde yer alan bu peygamberin müjdesine nail olmak için İslam orduları peygamberden 30 sene sonra İstanbul kapılarına dayandılar. Hiçbirine fetih nasip olmadı. Onlarca kez İstanbul kuşatıldı. Fakat surlarla tahkim edilmiş, her seferinde büyük ordularla karşılık veren Bizans, İslam ordularını ve gelen orduları hep gerisin geriye gönderdi. İşte İslam'ın ilk ordularından Yezid bin Muaviye komutasında gelen Eyyub el-Ensari Hazretleri surların önünde rahatsızlandı ve vefat etti. 90 yaşında vefat etti. Ve bugün metfun olduğu Eyüp Sultan semtine defnedildi. Onun kabri orada, Bizanslılar onu biliyorlardı. Bizans biliyordu ki burada peygamberin ashabından biri yatıyor. O zaman bile mezarı ziyaret ediliyordu. Aradan yıllar geçti ve kayboldu. İstanbul'da adı kitaplarda sahih olarak geçen, kaydı tam olan, şüphe olmayan iki sahabi vardır. Diğerleri makamdır, diğerlerinin isim benzerliği vardır. Ama ikisinde şüphe yoktur. Bütün kitaplarımızda vardır. Bunlardan biri Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Peygamber Efendimizin Medine'ye geldiğinde ev sahipliğini yapan, 6 ay Peygamberimiz onun evinde kaldı. Alt katında oturdu evinin. Evinin üst katını vermek istedi. Ensardan, Neccar oğullarından Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Ya Resulallah, sen üste otur. Ben yoksa rahatsız olurum üst katta senin üstünde oturmaktan. Hayır, bizim gidenimiz gelenimiz çok olacak. Seni rahatsız ederler. Ailenle rahatsız olmak istemezsen üste çık sen. O üste çıktı. Resulullah orada 6-7 ay misafir oldu onun evinde.
ayak uçlarına basarak yürürdü peygamber rahatsız olmasın diye. Sancaktarı oldu, Bedir'e katıldı, Uhud'a katıldı, Hendek gazvesine katıldı, Mekke'nin fethine katıldı, Huneyn gazvesine katıldı. Hazreti Ömer zamanında Mısır, İran, bütün buralara, Filistin, Kudüs buraların fetihlerine katıldı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Ve Yezid bin Muaviye'nin ordusunda dua etsin bize peygamberin sancaktarı, onun ashabı diye yanına aldı ordu onu. Ve o ordunun içerisinde bir de Ebu Şeybe el-Hudri vardı. İkisi de burada şehit oldular. 49 Hicri 669 miladi yılında. Biri Ayvan Saray'da surların içinde yatıyor Ebu Şeybe el-Hudri radıyallahu anh. Bir rivayete göre peygamberimiz de süt kardeşi. Ama çok sabit değil kitaplarda. Ben araştırdım. Süt kardeşi olduğu çok sabit değil. Ama mezarının orada olduğu kesin. Ebu Şeybe el-Hudri'nin mezarının orada olduğunu İbn-i Salah Eş-Şehrezuri Mukaddime dediğimiz Ulumul Hadis kitabında yazıyor. İstanbul'da Konstantiniye surlarının içerisinde Ayvansaray ismi orada tabi geçmiyor. Surların içerisinde methundur diyor. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin de kabrinin surlara yakın olduğu söyleniyor. Ve zaman geçti, Osmanlı kuruldu. Osmanlı'nın hayali İstanbul'u fethetmekti. Önce Söğüt, Bilecik, ardından Bursa, ardından Edirne. Edirne, Sultan Murad'ın oğlu Fatih, 2. Mehmet 19 yaşında tahta geçiyor Edirne'de. Babasının yerine tahta geçiyor. Hayali İstanbul'u almak. Daha şehzadeyken İstanbul hayaliyle yanıyor, tutuşuyor. Molla Gürani ile arasında şu konuşma geçiyor. Fatih 6-7 yabancı dil öğreniyor. Matematik öğreniyor. Astronomi öğreniyor. Bal yemez ve şahi toplarının planlarını çiziyor. Her türlü dersi alıyor hocasından, hocalarından. Mükemmel yetiştiriliyor şehzade. Bir gece Molla Gürani bakıyor ki Fatih daha genç, delikanlı, ders çalışması lazım. Ders alıyor ondan. Işığı sabaha kadar sönmüyor Fatih Sultan Mehmet'in. Fatih Sultan Mehmet İstanbul hayaliyle yere haritalar sermiş. İstanbul'u nasıl fethedeceğinin planlarını yapıyor. Hocası kapıyı tıklıyor. Fatih açınca sen neden bu saatte ayaktasın ey Fatih, ey Mehmet? Hocam, İstanbul'un aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Peygamberin müjdesine ben nail olmak istiyorum. Allah'ın elçisi buyurdu ya, İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel mübarek komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ben de o komutan olmak istiyorum. Hocası girdi içeri, baktı ki haritalar var. Haritaları topladı hocası. Fatih'in eline verdi. Dedi ki ey Mehmet, sen şunu bilmez misin ki peygamber öyle sıradan bir komutanı müjdelemez. Peygamberin müjdelediği komutan mutlaka alim bir komutan olacaktır. Sen derslerini çalışmadan, derslerini yapmadan, ilim erbabı olmadan İstanbul'u fethedeceğini mi zannediyorsun? Topla bunları derhal. Uykunu uyu, yarınki derslerini hazırlan. Kaldır bunları. Bu terbiyeyle yetişti. Ve Allah ona öyle bir iman gücü verdi ki, erenler ordusuyla, seçkinler ordusuyla, ulema ordusuyla donattığı ordusunu 53 gün muhasarayla İstanbul, o surlar, yağlar dökülüyor, kızgın yağlar, oklar atılıyor surlardan, toplar atılıyor, gelen gemiler bombalanıyor. Ama gemileri düşman uyurken Dolmabahçe'den, Kasımpaşa sırtlarından Haliç'e indirdi. Sabah gemileri, Osmanlı kayıklarını, gemilerini görenler şaşırdılar. Bizans dedi ki bu ancak şeytan işi, bu olacak bir şey değil. Ve o gün Bizans'ta yaşayan halk vergilerle, zulümle inim inim inliyor ve kardinal külahı görmektense
Osmanlı sarığı görmek bizim için yeğdir. Osmanlı gelsek de kurtulsak diye Osmanlı'yı bekliyor. Çünkü Osmanlı'nın adaletini, Osmanlı'nın yükselişini, Osmanlı'nın medeniyetini görüyorlar. İslam dininin barış dini olduğunu görüyorlar. 53 gün sürdü muhasara. Ordunun içerisinde tedirginlikler başladı. Hani nerede? Fatih Sultan Mehmet de tedirgin olmaya başladı. Akşemseddin'in yakasına yapıştı. Hocam hani bana müjde vermiştin. Bu fetih mutlaka olacak demiştin. Nerede? Ama işte 53. günü. Salı sabahı. Aynen bugün olduğu gibi. 565 sene önce. 29 Mayıs 1453'te yine bir salı günü. Ulubatlı Hasan Edirne kapıda, Topkapı'da surlara bayrağı dikmek nasip oldu. Ona bayrağı dikmek nasip oldu. Ve Allah Allah nidalarıyla Osmanlı İslam ordusu Bizans'ın içerisine girdi, İstanbul'u fethetti. Allah Fatih Sultan Mehmet Han'a, bizim dedemize, dedemiz Fatih'e İstanbul'u fethetmeyi nasip etti. Ve peygamberin müjdesine o nail oldu. Bunu hazmedemeyen IŞİD, DAEŞ gibi sahtekar İslam'ı lekeleyen terörist gruplar, hani devlet kurmuşlardı ya, Müslüman kesiyorlardı ya, şimdi hiçbiri kalmadı ortada. Elhamdülillah hepsi temizlendi, kaçtılar. Onlar aynen şöyle diyorlardı. Fatih'in İstanbul'u fethettiğini saymıyoruz biz. O İslam'ın fethi değildir. İslam'ın fethini biz yapacağız. İstanbul'u biz fethedeceğiz. Geliyoruz diyorlardı. Çapulcular, uşaklar, taşeronlar, hainler, kimlerin beslediğini biliyorsunuz. Dış güçlerin peydahladığı o gruplar, Müslüman görünüp Müslüman kesen o cani teröristler İstanbul'un fethini de dillerine doladılar. Biz fethedeceğiz diyorlardı. Dahası bir şey daha söyleyeyim. Erbabına söyleyeyim, ilim erbabına söyleyeyim. Bazı hadis şarihleri, özellikle Arap damarı olanlar aynen böyle düşünüyorlar. Fatih fethi gerçekleştirmemiştir. İstanbul'un fethini Araplar yapacaktır. Bu bir ırkçılıktır. O yüzden bizim sahih saydığımız bu sahih hadisi kaynaklarını verdim. Bu konuda araştırmalar yaptım, makalelerim var. Çok ufak bir kusur var sahiye yakın hasen derecesinde ama sahih sayan pek çok alim var. Bu hadisi zayıf sayma çabasına giriyorlar ve insanların kafasını teşviş etmek, bulandırmak için diyorlar ki bu fetih hadisleri sahih değildir. Neden sahih olmasın? Bir peygamber, evrensel olan dinin sahibi, emanetçisi bir peygamber ordusuna hedef göstermez mi? İstanbul bir hedeftir. Kıbrıs bir hedeftir. Kıbrıs'ı da müjdelemiştir. İran'ın sarayları bir hedeftir. Kisra'nın, Kayseri'nin sarayları bir hedeftir. Onun hedeflerinde vardır. Hedeflerinde Peygamber Efendimiz ordusuna hedef çizmiştir. O yüzden bu hadis güvenilir bir hadistir. Letüftahannel Konstantiniyye fele ni'mel emiru emiruha vele ni'mel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne mübarek komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ve Allah da bizim ecdadımıza nasip etmiştir. Elhamdülillah. Kimse kıskanmasın, kimse çatlamasın. Bu komutan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İstanbul'u fethettiği zaman şöyle diyor. İmtisali cahidu fillah oluptur niyetum. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretum. Benim derdim İslam'a hizmet etmektir. Cihattır, Allah için fethetmektir. Gayretim benim dini mübini İslam'a hizmettir. Bundan başka bir niyetim yok. Yer almak, işgal etmek ya da şöhret değil. Derdim İslam'dır diyen bir dedemiz var bizim. 19 yaşında gençler, burada çok güzel kardeşlerimiz var şimdi, hafız kardeşlerimiz var, hafızlık yapıyorlar. 19 yaşında padişah oldu. 21 yaşında da İstanbul'u fethetti.
Düşünebiliyor musunuz? 19 yaşında. Bugün üniversiteye annesi babası elinden tutarak getiriyor o gençleri. Fatih Sultan Mehmet 19 yaşındaydı. Örneğimiz o bizim. Hedefimiz o bizim. Onun gibi, onun yolunda, dedemizin yolunda gitmemiz lazım. İkinci Mehmet Fatih unvanını aldı. Orta çağı kapandı, bir çağı kapattı, bir çağı açtı. Orta çağı kapattı Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet bal yemez ve şahi toplarıyla surları döverken Bizanslılar şaşırıyorlardı. Bu topların attığı mermiler, gülleler surları delik deşik ediyor. Böyle bir ilim ve fen o zaman yoktu. Şaşırdı kaldılar. Neden? İlim sahibi oldu. Güzel okudu. Derslerini zamanında çalıştı. Hocası hangi ödevi verdiyse yaptı. Ve dünyayı da ahiretini de unutmadı. Allah da ona o bilgisiyle, o aşkıyla, o cihadıyla muzaffer bir komutan, İstanbul'un fatihi olma unvanını nasip eyledi. Rabbim onun yolunda eylesin. Evet, misafirlerimiz var. Hocam hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Asım'ın Nesli Vakfı, Bağcılar Müftülüğü'ne bağlı Tevhid Erkek Kur'an kursundan geliyoruz. Sayın hocam, kursumuzda 120 tane öğrencimiz okul ile birlikte eğitimine devam etmektedir. Buradaki öğrencilerimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Bu hepsi hafız mı gençlerimiz? Hocam... Yani hafızlık mı yapıyorlar? Hafızlık yapıyorlar. Kaçla gidiyorlar mesela? Kaç sayfa ezberliyorlar? 15'te gidiyorlar. 15 sayfayla giden var mı aralığın? Sen 15 sayfayla gidiyorsun. Maş sen? 15. Çok güzel. Peki. 8'de gidiyorlar, 9'da gidiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size de hayırlı hizmetler diliyoruz. Amin. Vakfınızı tebrik ediyoruz. Asım'ın nesli de güzel bir isim olmuş. Bir kardeşimiz Kur'an okuyacak. Aşırı dinleyelim. Evet, Cuma kardeşimize bir aşırı okuyacak. Cuma hocam, sen böyle gel. Okuyacak öğrendiğimiz Muhalistan. Tamam, gel bakalım. Muhalistan'dan Cuma kardeşimizden tatlı sesinden bir... Bu uygun mudur arkadaşlar? Siyahını al. Peki. Otur oraya. Senden bir aşır dinleyelim. Sonra da inşallah dua edeceğiz kardeşlerimizle birlikte biraz sonra. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadakallahul azim. Maşallah. Allah diğer çocuklara da hep böyle nasip etsin inşallah. Aile nerede? Mikrofon. Moğolistan'da. Orada mı? Şu anda bizi izleyebiliyorlar mı acaba? Yok. Orada Türk televizyonları yok mu Moğolistan'da? Yok. Kaç bin kilometre buraya? Kaç saat uçakla? Uçakla bir gün. Uçakla bir günde gidiyorsunuz. Özlüyor musun onları? Evet.
Allah kavuştursun. İnşallah. İnşallah onlar da gelirler. Sen de hafızlık tacını giydiğin zaman cennette inşallah Rabbim sana güzel makamlar nasip etsin. İnşallah. Cennete makamlar nasip etsin. Gençler siz de gelin bakalım böyle. Mustafa Efe sen de gel. Böyle hafız sen öyle otur. Mustafa Efe'yi de yanına alalım. Sen beraber oturun. Siz de sağlı sollu. Ben şurada. Ben de burada durayım. Otur oğlum. Mustafa Efe de bizim torun. Evet. Hafızlarımız gelin. Şimdi şehitlerimiz var bizim. Şehitlerimiz için tabii ne kadar dua etsek az. Bu vatan, bu millet bize onların emaneti. İstanbul'u seviyorsunuz değil mi gençler? İstanbul gibi güzel bir şehir çok az dünya üzerinde. Yok desek yeridir. O kadar bir inci ki, gerdanlık ki Türkiye haritası üzerinde, dünya üzerinde. Hem Asya'yı hem Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Hem İstanbul Boğazı, Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Anadolu'nun güzellikleriyle Trakya buluşuyor, Rumeli buluşuyor. Allah-u Teala öyle bir memleket vermiş. Ama burada bize bütün bu kapıları açan kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han. Onu da yad edeceğiz. Başta ona, fetih şehitlerimize dua edeceğiz. Ama ondan önce şöyle bir şehitlerimiz ardından Lafz-ı Celal duasını yapıp sonra şehitler için dua yapalım inşallah. Allah, Allah, Allah bi'adedi külli zikrin zekerahu zâkirun ve gafele an zikrihil gafilun. Evet, el açıp bütün şehitlerimiz için inşallah, askerlerimiz için, Mehmetçikler için, hafızlarımız için, ilim erbabı kardeşlerimiz için dua edelim. Rabbim duamızı kabul buyursun. Müslümanları, İslam diyarını her türlü afetten, tehlikelerden korusun. Sizin de geleceğiniz güzel olsun. Hocalarınıza teşekkür ediyoruz. Asım'ın Nesli Kur'an kursuna. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı hizmet ediyor aynı zamanda. Allah-u Teala sayılarını çoğalsın bu kardeşlerimizin. Amin. Subhan Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey göklerin ve yerin sahibi. El Evvel El Ahir. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar. Ya Zel-Celali vel-İkram, Ya Zel-Celali vel-İkram, Ya Zel-Celali vel-İkram. Her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Her şeyi hakkıyla bilen sensin, her şeyi işiten hakkıyla duyan sensin. Allah'ım seni her türlü övgüyle, sena ile övüyoruz. Hamdümüzü, senamızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi celalin hakkı için. Ya Rabbi bizlere ikram eyledin. Vatan verdin, bayrak verdin. Ya Rabbi bizi güçlü eyledin, aziz eyledin. Yurdumuzu, memleketimizi, milletimizi düşmanlar karşısında hiçbir zaman zorda bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bu vatan için kanlarıyla toprağı sulayan şehitlerimizin topraklarının üzerinde yaşıyoruz. Onların kıymetini, onların şuurunu hissetmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, senin yolunda canlarını seve seve feda eden, Bedir şehitlerinden başlayarak, Uhud'da Seyyid-i Şühedâ Hazreti Hamza ile birlikte, Mus'ab bin Umeyr'lerle birlikte, İstanbul'un önlerine kadar gelen, surlara kadar gelen, Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari, Ebu Şeybe el-Hudri radıyallahu anhümaların da yolunda, biz de onların bir nesli olarak, torunları olarak, onların varisçileri olarak, şu güzide şehrimizi, İstanbul'umuzu ve şu mübarek toprakları koruyabilmemizi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, iki gözü ateş yakmaz buyurdu Peygamber Efendimiz. Allah saygısından, korkusundan, Allah aşkından dökülen gözyaşını, gözyaşını ateş yakamaz, o gözde ateş değmez buyurdu. Bir de sınırda nöbet bekleyen, rıbatlarda düşmanlara karşı hazır olan Mehmetçiğin askerin gözüne ateş değmez, cehennem onu yakamaz buyurdu. Cehennemin yakamayacağı bu gözleri sen de yakma ya Rab. Allah'ım onların değerini bilmeyi, onların yolunda yürümeyi, onlara layık bir nesil olmayı, evladımıza, ahfadımıza, şu genç kardeşlerimize ve onun gibilerine nasip eyle Allah'ım. Ya Rab,
Senin her şeye gücün yeter, her şeye kadirsin. Az sayıda askerlerle, çok sayıdaki orduları yerle bir eden, imanın sesini, inancın sesini, kuvvetini gönlümüzde hissetmeyi nasip eyle Allah'ım. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz buyurdun. İnanıyoruz, imanımız var, imanımızı güçlü eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kem gözlerden, kötü niyetlerin ihanetinden, hainlerin hainliğinden, zalimlerin zulmünden, düşmanların istila ve tuzaklarından İslam diyarlarını muhafaza eyle Allah'ım. Şu mübarek topraklara göz diken düşmanların gözünü çıkaracak gücü kuvveti bize ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi aziz eyle. Fatih Sultan Muhammed Han'a kadar bu çabayı gösteren, İstanbul'un fethi için yanıp tutuşan ne kadar mücahit, ne kadar şehit, gazi guzat varsa onların da ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ve hasreten 29 Mayıs 1453'te Allah Allah nidalarıyla şu güzide şehri fetheden fetih komutanı Fatih Sultan Muhammed Han Gazi'yi yad ediyoruz, ruhunu şad eyle Allah'ım. Makamını yüce eyle, derecesinin makamını ulvi eyle. Peygamber Efendimizin müjdesini alan bu dedemizi cennette en güzel makamlara erdir Allah'ım. Onu yetiştiren hocalarının, Molla Güranilerin, Akşemseddinlerin, onların da ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ordusunun ve askerlerinin, o erenler ordusunun, o iman dolu askerlerin makamlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbi, o günden bugüne yine dedelerinin yolunda ilerleyen, yurdunu, namusunu, vatanını düşmana çiğnetmemek için nöbet tutan, askerlik yapan, güvenlik görevi ifa eden tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi sen iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Şehit olanlara, ölenlere rahmetinle muamele eyle. Dünyada kalanlara dünyalarını da cennet eyle. Her türlü işlerini kolay ve asan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bize iman gücü ver. Dayanma gücü ver. Düşmanın karşısında azim ver. Vatan sevgisi ver. Bayrak sevgisi ver. Milletinin hizmetkarı olma sevgi ve aşkını, muhabbetini ver Allah'ım. Ezan sesleri minarelerimizden dinmesin Allah'ım. Gönderlerden bayraklarımız inmesin Allah'ım. Bu vatan için çalışacak gençliğimizin sayısını çoğalt Allah'ım. 15 Temmuz'da tanklara karşı, helikopterlere, uçaklara karşı, silahsız, sadece Allah Allah diyerek karşı koyan şu milletin bir daha böyle belalara düşmesini uğratma ya Rabbi. Belalardan uzak eyle Allah'ım. O 15 Temmuz hainlerine de gereken cezayı sen ver Allah'ım. Hak ettikleri cezayı bulmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu gibi ihanete kalkışanlara da her türlü dünyada zilleti nasip eyle. Müminleri aziz eyle. Vatanımızı, milletimizi her zaman payidar ve muzaffer eyle. Vatanlarından sürülmüş, toprağından uzaklaştırılmış, göçe zorlanmış Müslüman kardeşlerimiz var. Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta yurtlarından başka yerlere sığınmak zorunda olanlar kalmış. Yemen'de, Libya'da, Tunus'ta hep Müslüman kanı dökülmüş. Ya Rabbi, Müslümanlara yardım eyle. Üzerimizdeki bu karanlık bulutları bayrama çevir Allah'ım. Sıkıntıları feraha tebdil eyle Allah'ım. Ya Rabbi, düşmanları üzerimize güldürtme ya Rabbi. Onların ve hile tuzaklarını bozmayı bizlere nasip eyle. Bize güç ver, kuvvet ver, izzet ver, şeref ver. Her zaman, her yerde senin rızana uygun şekilde dayanmayı, yürümeyi, sabretmeyi ve mücadele etmeyi nasip eyle Allah'ım. Şu mübarek ayda, Ramazan ayında oruçlu ağızlarla dua ediyoruz. Kusurumuz var, günahımız var. Elbette insanız, beşeriz, şaşarız. Ama senin lütfun var, merhametin var, rahmetin var.
Ya Rabbi rahmeti vesaat külle şey buyurdun. Her şeyi kuşattı senin rahmetin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyoruz. Soframıza böyle başlıyoruz. Duamıza böyle başlıyoruz. Rahmetini esirgeme üzerimizden ya Rabbi. Anamızı, babamızı, ahireti irtihal etmiş olan tüm geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Yaşıyorlarsa onlara uzun, sağlıklı, bereketli ömürler nasip eyle. Bizlere bol, helal rızıklar ihsan eyle. Evladımızı salih saliha eyle. İlmimizi ziyade eyle. Amelimizi makbul eyle. Ya Rabbi, senin gazabından rahmetine sığınırız. İkabından nuruna sığınırız. Ya Rabbi, faydasız ilimden sana sığınırız. Duymayan, hissetmeyen gönülden sana sığınırız. Doymayan nefisten sana sığınırız. Ya Rabbi, şeytanın şerrinden, nefsin hile ve tuzaklarından sana sığınırız. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizin eline bırakma Allah'ım. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Ve kina azabennar, ve kina azabennar. Ve edhilnel cennete mal ebrar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu ve savme gadin neveytu fağfirli ma gaddemtu ve ma akhartu. Ya Rab, senin verdiğin rızıklarla oruç tutuyoruz. Sana tevekkül ettik, sana inandık, sana güvendik, yalnız sana ibadet ettik ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi, verdiğin nimetlerle oruçlarımızı açacağız. Tuttuğumuz oruçları en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Annemi, babamı, tüm inananları bağışla. Bize dayanma gücü ver, esenlik ver, afiyet ver. Her türlü kötülükten bizi uzak eyle Allah'ım. Bizi bağışla, cehennem azabından azat eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme şü merdana, verham mevtana, ve stecib duaena. Hastalarımıza şifa ihsan eyle Allah'ım. Zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Sofralarımıza bereket ver ya Rab. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok teşekkür ediyoruz hafızlarımıza. Ezandan sonra yine birlikteyiz efendim, kapanış için. Şükürler olsun hurmaya, suya, kara zeytine. Şükürler olsun ekmeğin sıcak kokusuna. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sahurda görüşmek üzere efendim. Sağ olun.